İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Hovhannes Avakyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Artsakh'taki duruma ilişkin bir karar alınmasını engellediği yönündeki söylentileri yalanlıyor. The Guardian'ın kaynağı, sokaklarda ölmemizi istiyorlar, Artsakh ablukasının içinde. Mimar, Azerbaycanlılar Surp Armena Pırgıç, Alançetotski Lisesi'ni camiye çevirecekler. 36 yıldır süren kazılar Ararat Krallığı tarihine ışık tutuyor. Ermeni sambo sporcuları Dünya Kupası'nda madalyalar kazandı. 7 Kasım 2020'de saat 12 sularında Bakü Silahlı Kuvvetleri Şuşi'nin eteklerinde bir UAZ zırhlı para nakil aracını bombaladı. Araçta biri Artsakh Savunma Ordusu Komutan Yardımcısı Albay Hovhannes Avakyan olmak üzere 4 asker bulunuyordu. Albay Hovhannes Avakyan 4 Temmuz 2020'de Artsakh Savunma Ordusu Komutan Yardımcılığına atandı. 27 Eylül'de başlayan savaşın ilk günlerinden itibaren Madagis, Mardager, Cirakan, Hadrut, Martuni, Şişi'de cephenin sıcak noktalarında çeşitli görevlerde bulundu. Ölümünden sonra Hovhannes Avakyan'a Artsakh Kahramanı ünvanı verildi. Hovhannes Avakyan'ın görevi savaş sırasında birlikleri karşılamak, bağlantı kurmak ve yerleştirmekti. 27 Eylül'de Madagis askeri birliğinde ardından 2 gün boyunca Taliş'te bulunuyordu. Taliş'i fethettikten sonra Madagis'e döndüler ve ardından Hadrut'a gittiler. Hadrut'un Tutaner adlı konumunda komutan yardımcısı da katıldı ve ona mühendislik hizmetleri subayı Yüzbaşı Nelson Balayan eşlik etti. Oradaki bombardımandan dolayı araba hasar gördü. Bakü askeri birlikleri Hadrut şehrini ele geçirdiğinde Avakyan Stepanakert'e gitti ve orada kendisine UAZ zırhlı para nakil aracı verildi. 28 Ekim'de Stepanakert'te Hovhannes Avakyan'a Doğu Ermenistan Cumhuriyeti polis birliklerini Ganzasar yolunda karşılayıp Garindak köyüne götürmesi talimatı verildi. Oradan Garmir köye giderler. Şoföre göre Hovhannes Avakyan'a 5 Kasım'da Garmir köydeki iletişim yoluyla aynı gün Azerbaycanlı bir grubun hapishanenin altındaki yoldan Şuşi'ye girdiği bilgisi verildi. Komutan Yardımcısı Avakyan, Şuşi'de ortak operasyon gerçekleştirmek için Genelkurmay'dan 5 Kasım'ı 6'ya bağlayan saat 4.30'da 6. Savunma Bölgesi'nden 2 bölüğünü karşılamak ve Şuşi yakınlarında bulunan Tatul Hayrabetyan komutasındaki tank tugayına katılmak üzere bir emir alır. Saldırı iki yönlü olacaktı. Bir grup tankların ardından Şuşi'ye doğru hareket edecek, diğer grup ise Şuşi'nin girişindeki benzin istasyonundan yolu temizledikten sonra Garindak kavşağına ulaşacaktı. Bölükleri söz konusu yerde bırakan Avakyan Stepanakert'e döndü. Hovhannes Avakyan aynı gün karargaha haber verdikten sonra şoföre ve mühendislik servisi memuru Yüzbaşı Nelson Balayan'a yaralıları Şuşi yolundan çıkarmak için hastane ambulansıyla gitmeleri gerektiğini söyledi. Hovhannes Avakyan'ın şoförü Harutyun Babayan tank anıtına vardığında bombalama başladığını söylüyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Çeşitli açılardan oldukça zor durumda bulunan işgal altındaki Batı Ermenistan Ermenileri arasında özellikle son yıllarda ilginç bir yön kazanan yeni gelişmeler gözlemleniyor. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da şu anda yaşanan ideolojik ve siyasi mücadelenin yerlilere sınırlı fırsatlar sunduğunu söylemek gerekir. Ayrıca azınlıkların öz farkındalık düzeyinde de artış yaşanıyor. Bütün bunlar Batı Ermenistan'daki farklı Ermeni gruplarında yeni ve dikkat çekici öz örgütlenme olgusunun ortaya çıkmasına yol açıyor. Öz örgütlenmenin belirlenmesinin hem Hristiyanlar arasında hem de Müslümanlaştırılmış ve halihazırda din değiştirmiş Ermeniler arasında görüldüğünü gözlemlemek ilginçtir. Özellikle ikincisi söz konusu olduğunda sorunun birkaç katmanı vardır ve kimliği ve ulusal kökenleri yeniden değerlendirmeye yönelik bireysel girişimlerin günümüzde daha kurumsal olma eğilimi gösterdiğini söyleyebiliriz.
Batı Ermenistan Ermenilerinin öz örgütlenmelerinin bu tür oluşumları arasında kendiliğinden ve bazen de Türk yetkililerin istem dışı rızasıyla oluşturulan ulusal dernekleri de saymak gerekir. Ermeni gerçekliğinde ulusal derneklerin oldukça yaygın olduğu biliniyor, ancak Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin itirafına göre bu tür örgütler onlar için biraz yeni. Birkaç yıl önce başlayan süreç günümüzde gelişme yoluna girmiş olup ulusal derneklerin yerlilerin gerçekliğinde giderek daha ciddi bir rol oynamaya başladığı söylenebilir. Böylece birkaç yıl önce Musa Dağı Yurttaşlar Derneği, ardından da Hristiyan Ermeniler veya resmi cemaat mensuplarından oluşan örgütler olan Malatya Ermeni Derneği kuruldu. Yurttaşlar derneklerinin oluşumu bağlamında Sasunlular Birliği'nin kurulması önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Çünkü üyeleri arasında hem Hristiyanlar hem de çok sayıda Müslümanlaştırılmış ve din değiştirmiş Ermeni bulunuyor. Bu belki de Batı Ermenistan'daki din değiştirmiş Ermeni gruplarını içeren ilk sivil toplum kuruluşudur. Bu örgütün ve başkanı olan Aziz Dağcı'nın Sasun ve çevresindeki Ermeni tarihi ve kültürel mirasının korunması yönünde birçok cesur açıklama ve adım attığını da belirtelim. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 16 Ağustos'taki acil oturumu sonrasında Arsah'taki insani duruma ilişkin bir karar taslağı sunup sunmayacağına ilişkin Armen Press sorusuna şu yanıtı verdi. Geçen çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumunda Arsah meselesine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Daimi Temsilcisi Büyükelçiliğinde Times Greenfield başkanlığındaki konsey mevcut insani durumla ilgili konuları tartıştı. Biz karar taslağını görmedik ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üye devletlere karar imzalamamaları yönünde baskı yaptığı iddiaları tamamen asılsızdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi Arsah'taki insani durum bizi derinden endişelendirmeye devam ediyor. Bakü hükümetini Berzor yolunu bir an önce insani, ticari ve özel ulaşıma açmaya teşvik ediyoruz. Arsah Press'ten öğrendiğimize göre The Guardian gazetesi Arsah'taki duruma atıfta bulunarak şöyle yazıyor. Arsah'ta şu anda ciddi bir kıtlık yaşanıyor. Çok az yiyecek var. Uluslararası Kızılaç Komitesi'ne göre temel ilaçlar, hijyen ürünleri ve bebek maması da yoklar arasında. Mağazalar boş, yakıt sıkıntısı nedeniyle halk otobüsü seferleri durduruldu, şehrin yoğunlaşmış saatleri artık yok. Birçok mahallede su ve elektrik yok. The Guardian ayrıca Arsah sakinlerinin Bakü'nün planının açık olduğunu söylediklerini kaydetti. Onları aç bırakmak ve böylece yol açıldığı durumda gitmelerine neden olmak. Gazete, belirli diplomatik ilerlemelere rağmen Bakü'nün hala uluslararası talepleri dinlemediğini ve Arsah konusundaki anlaşmazlığı bir iç mesele olarak değerlendirdiğini yazıyor. Mimar Artagulyan, News AM'e Azerbaycanlıların Surp Armena Pırgıç Kazançetsotski Lisesi'ni camiye çevireceklerini anlattı. Gulyan şöyle konuştu. Azerbaycanlılar Şuşi'deki Surp Kazançetsots Kilisesi'nin kubbesini kaldırmadan önce bunun Ruslara ait olduğu iddiasını söylediler. Tıpkı kaldırdıkları Yeşil Cam Manastırı gibi. Ancak tarihsel olarak Kazançetsots Kilisesi'nin kubbesinin kaldırılmasından önce haliyle mimari olarak Ermenice yazıtlarla tasarlanmış olduğuna dair yadsınamaz bir kanıt var. Kilise ile ne yapmaya çalıştıklarını izliyorum ve bazı sahte bilimsel temeller uydurduklarını söyleyebilirim. İlk önce bana öyle geliyor ki Şuşi ve Berzor'da kendileri değil bazı Türk inşaat şirketleri faaliyet gösteriyor ve kiliseyi mümkün olan her şekilde Ermenilikten arındırıyorlar. Türklerin Bizans kiliselerini Türkleştirme konusunda büyük tecrübeleri var. Ayasofya bunun bir örneğidir. Mimar ne yaparlarsa yapsınlar Surp Kazançetsots Kilisesi'nin Ermeniliğinin kalacağına, bunu gizleyemeyeceklerine inanıyor. Şuşi'deki Surp Kazançetsots Kilisesi eğer değiştirilmiş biçimde korunacak olsa da Arsah'ın işgal altındaki bölgelerinde akıbeti bilinmeyen manastırlar ve kiliseler var. Bunların arasında Talış yakınlarındaki Horekavank ve Yeşe Havari Manastırı gibi. Surp Kazançetsots
Kilisesi 1868-1887'de inşa edildi. İkinci Arsa Savaşı sırasında 8 Ekim 2020'de kilisenin kubbesi Bakü Hava Kuvvetleri tarafından bombalandı ve hasar gördü. Ararat Krallığı medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'nde 36 yıldır sürdürülen kazı çalışmaları 2700 yıllık tarihe ışık tutuyor. Ararat Kralı 2. Rus'a tarafından Van Gölü'ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan taş süslemeleriyle ve önemli buluntularıyla dikkat çeken Ayanis Kalesi'nde başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Taş ve kerpiç işçiliğinin yanı sıra Tanrı Hal diye adanmış mabet bölümündeki taş işçiliğinin özenli süslemeleri ve kentin görkemli surlarıyla dünya üzerindeki en önemli ve özel Ararat Krallığı'nın kalıntılarından biridir Ayanis Kalesi. Bu yılki çalışmalarda mabet alanının arkasında korunma ve onarıma dönük çalışmalara başlandı. Kazı Çalışmaları Başkanı Mehmet Işıklı şöyle konuştu. 36 yıllık kazılarımızın büyük bir kısmı Tanrı Hal diye adanmış mabet kompleksi alanında sürdürüldü. O nedenle mabet alanından ele geçen çok zengin keşifler, veriler bize bir Ararat Krallığı'nın din dünyasını, dini ritüellerini anlamamız ve göstermemiz açısından son derece kolay bir yol sunmaktadır. Bu bakımdan Ayanis diğer Urartu kazılarına göre çok şanslı. Sambo Dünya Kupası 22-23 Ağustos günlerinde Kırgızistan'da düzenlendi. Arp Sport yarışmanın ilk turunda Ermeni sambo sporcularının madalya kazandığını bildirdi. Artur Manukyan 64 kiloda bronz madalya alırken Artsaklı Vahagın Çalyan 88 kiloda yine bronz madalya kazandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Tırer adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı İm Muradin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.